Selamlar arkadaşlar. Bana çoğu kişi soruyor. Ne oldu hocam? Balka mı girdin sen şimdi? Büyüyorsun. Balk mı yapıyorsun? Kimisi sorar bana. Galiba yeni başladın salona. Tekrar başladın salona. Kimisi soruyor bana ama küre mi yeni girdin? İlaç mı başladın alasın? Hepsine hayır diyorum. Hepsine hayır diyorum. Tamam mı? Balka girmedim. Sadece pis besleniyorum. Okay. Ve hoşuma gidiyor. Bak. Kek yiyorum. Relax takılıyorum. Antrenman zaten yapardım. Tamam mı? Kür desen zaten hep düşük testosteron seviyeye hep devam ederdim. Ne oldu? Ne oldu da başladı ansızdan şişesi? Ne oldu da ansızdan başladı yesin? Şimdi işte biraz pis beslenince, şeker gelince vücuda ve biraz tuz gelince vücuda elbette azıcık testosteron olsa bile şişeceksin. Yanaklar dolacak, parmaklar büyüyecek. Bak, yüzüğümü bile, düğün yüzüğümü yıllardır ben takmıyorum, bekar gibi geziyorum. Niçin? Çünkü zayıflar şişer, zayıflar şişer, zayıflar şişer. Niye yapıyorum bu videoyu? Çünkü millet anlasın ki, yani pis beslenmeye bulk olarak bahane bulmayın. Çünkü bulk değil. Bulk değil. Bulk. Yani insanlar şu bulk yapıyor, sadece su topluyor ve yağ topluyor. Ben su topladım ve yağ topladım. Ama memnunum ve mutluyum. Çünkü ben kek seviyorum, brownie seviyorum. Ben hayatı yaşamayı seviyorum. Arada bir döner çeker canım, onu yiyorum. Tamam, antrenmanlarım her zaman sert olduğu için çok fazla yağlanmıyorum ama biraz da yağlanıyorum, biraz da su tutuyorum. Ama hoşuma gidiyor. Baktım ki çok fazla abartılıyor ve çok fazla göbek şişiyor. Biraz freni çıkıp frenlerim. Eli şeyden, gazdan çıkarırım biraz şeyi. Ayak şeyi. Take my foot off the pedal, you get what I'm saying? Yeah. You know, birçok insanlar gerçekten zannediyorlar ki pis beslenme inan, zannediyorlar ki bulk yapıyorlar. Baktı şişiyor, baktı ki hacim artıyor. Zannediyorlar ki bu ben güzel kütle koydum üstüme. Tabii ki hepsi yalandır. Hepsi sahte kütledir. Tekrar diyete girince eski şeyine döneceksin tekrardan. Yani geçen gün, ben bunu zaten defalarca anlattım size. Geçen gün Greg Doucette vardır. Bir tane fenomen fitnessçi, o da aynı şeyi bahsederdi. Dorian Yates'in bahsettiğini bahsederdi. Dorian Yates diyordu ki işte temiz kas koyabilirsin. Çok fazla yağlanmadan temiz kas koyabilirsin üstüne. Yani ama baktın ki karın kaslar gözü görünmüyor. O yağlandın demektir. Demek ki yağlandın. Ve onun üstüne kas koymak zordur. Yağlı yağlı onun üstüne çok fazla yağlanınca onun üstüne kas koymak zordur. Az koy, temiz kas koy da kalıcı olsun. Şimdi çok fazla abartırsak, çok fazla yağlanırsak bu sefer onu verir kana, o yağı verir kana sıkacak. Sıkınca o kas da gidecek. Bu sefer başladığımız yerden de daha da kötü olabiliriz. Anlatabildim? O yüzden keyfinize bakınız. Benim aman aman iddiam yoktur da büyüyeceğim de bodybuilder olacağım da vesaire 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 vesaire. Kendimi rahat hissediyorum böyle. Arada bir temizlerim. Bir bakarım ne var altında. Yine rahat takılırım. Çünkü
Ben bu sporu yapıyorum, zevkimin için yapıyorum ben bu sporu. Ve dediğim gibi yani yemek yemeyi de severim. Ve parçalamış ve mutsuz olacağıma şişman ve mutlu olayım daha iyi. Yeah. Ve diyeceklerim bu. Yeah, şimdilik bu kadar. Peace out.